bölümünde yaptı. Bir lisans olarak Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliğini bitirdi. Gazi Üniversitesi sınıf eğitimi bilim dalında e, İlkokul ilkokul öğretmenlerini öğrenciler arasında rekabete ilişkin görüşleri konulu yüksek lisans teziyle yüksek lisansını tamamladı. Şu anda e, doktora eğitimini sosyal bilgiler dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin ilkokul 4 sınıf öğrencilerinin İyi oluşlarına ve yardım etme davranışlarına etkisi konulu tezi üzerinden yürütmektedir. E, resmi olmasa da doktorası bitmek üzere diyebiliriz, değil mi Merve hocam? Evet, evet hocam. Hala e, öğrenciyim. E, şu an tezimi yazıyorum. E, son aşamaları kaldı. İnşallah onu da bitirirsek tamam. mezun olacağız. Değerli arkadaşlar, Merve Hocam'ı biz yakından takip ediyoruz. Görgüsüne ve bilgisine çok inandığımız bir hocamız. Gelecekte İstanbul. de Teşekkür gerek eğitim ortamına, gerek Milli Eğitim Camiası'na çok büyük katkıları olacağı kanaatini taşımaktayız. Ve kendisi şu anda Ankara'da öğretmen olarak görev yapmaktadır. İlgi alanları eğitim bilimleri, bilimsel araştırma yöntemleri, öğretim ilke ve yöntemleri, sosyal bilgiler öğretimi... <laughs> e, sınıf ve eğitimi, eleştirel pedagoji, çocuk hakları olmak üzere e, bilimsel ve ilimsel çalışmalarını eğitim alanında sürdürmektedir. Verimli bir sunum olmasını diliyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Merhaba hocam, buyurun. Evet. Ee, ben öncelikle <laughs> teşekkür ediyorum böyle değerli görüş benimle ilgili değerli görüşleriniz olduğu için hocam. E, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. E, biraz heyecanlıyım tabii e, bunu. <laughs> Ee, mazur görmenizi affol yani sürçü lisan edersem affolmasını isterim. Ee, şimdi sunuma başlamak istiyorum izninizle. Ee, şöyle ekran paylaşımı yapayım. Ee, şu an paylaşım görünüyor mu acaba? Hocam henüz gö gözükmüyor şu anda. Tamam. Birazdan belki gelir diye düşünüyorum. Evet, e Ekran paylaşımı geldi maşallah çok da izleyiciniz var bine doğru geliyor yaklaşıyor. Oo. Merhaba hocam. Ne güzel ee, teşekkür ederim hocam inşallah. dört bir yanda sizliği diyenlerin sayısı epeyce fazla. Umarım evet. çok yararlı bir sunum olur. Evet buyurunuz. İnşallah ben de layık olmaya çalışırım sizlere. Ee, biraz önce de bahsetmiştiniz. Ee, doktora tezimi işbirlikli öğrenmenin öğrencilerin sosyal duygusal becerilerine etkisi üzerine temelde yapıyorum. Evet. Biliyorsunuz ki günümüz dünyası e, rekabetçi bir dünya, e, e, yarışmacı sistemin hakim olduğu bir dünya e, ve e, eğitimin yine e, getirdiği çağa çağ uydur, ayak uyduracak bilgi ve becerileri e, ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. E, ve yine Türk eğitim sistemi de bu yönde e, düzenlemelerini, e, revize, e, revizyonlarını yapmakta kendini eğitim alanında yükseltmekte, geliştirmektedir. Şimdi içeriye bir bakacak olursak, şu başlıklar altında topladım. Bir giriş yapmak istiyorum. Sonra işbirlikli öğrenmenin tarihsel temelleri üzerinde durmak isterim. İşbirlikli öğrenme nedir, ne değildir? Bunun üzerinde durmak istiyorum. İşbirlikli öğrenme neden önemlidir? Temel unsurları nelerdir? Temel amacı neler? Ve uygulamada öğretmenin rolü nelerdir? E, ve yine işbirlikli öğrenme yöntemlerinin birkaçına e, değinmek istiyorum. E, ve sosyal duygusal becerileri tanımlayıp e, kapanışı e, yapmaya, kapanışı yapacağız inşallah. Evet. Başlamadan önce e, Cening'in bir sözüyle başlamak istiyorum e, sunumuma. E, ee, insan der ki insanın en büyük buluşu ateş, tekerlek, motor değildir. Atom enerjisi ya da maddi dünya ile ilgili herhangi bir şey de değildir. İnsanın en büyük buluşu anlaşarak ekip ekip halinde uyum içinde çalışabilmesidir der. Ee, baktığınızda da insanoğlunun varoluşundan beri işbirlikle öğrenme, e, Gereklidir. Örneğin avcı-toplayıcı gruplardan baktığımız zaman bir avlanma esnasında ne yapılır? İşbirliği halinde birkaç kişi toplanarak o işi başarmaya çalışır. Veya tarım toplumlarında da öyle. Herhangi bir işi tek başına yapmak yerine birlikte beceri yani birlikte becerilerini birleştirerek yetenekleri birleştirerek oluşur. Bu yüzden de işbirlikli öğrenme çok büyük önem arz eder. Yine küreselleşen dünyada e, belli bilgi, beceri ve değerler de e, değişmektedir ihtiyaçlara göre. E, çağa uyum sağlayacak donanımda bireyler yetiştirmek eğitim sistemlerinin en önem en önemli hedeflerindendir. E, yine e, yapılandırmacı yaklaşımında e, aktif, olduğu, e, e, aktif olduğu, eğitimde aktif olduğu bir e, öğrenme biçimi olan işbirlikli öğrenmeyi Burada size biraz bahsetmek istiyorum. Evet. Şimdi son yıllarda eğitimde gidilen değişiklikler şöyle: Eskiden öğrenci e, davranışçı kurama göre e, öğrenci bir boş bir öğrencinin beyni boş bir levha olarak görülüyordu ve e, bütün bilgilerin doğrudan doğruya aktarılması gerektiğini öğrenciye inanılıyordu. E, fakat sonrasında bunun Öğrencinin hem yeterliklerine hem akademik hem ruhsal sosyal yeterliklerine zarar verdiği öğrenilince araştırmalar yapılan araştırmalar sonucunda öğrenci merkezli uygulamaya geçildi. Yine hatırlarsınız eski zamanlar yani geleneksel uygulamalarda öğretmen gelir. Bir ders boyunca belki hiç öğrencilerin halini hatırını sormadan, ön bilgilerini harekete geçirmeden, geçen hafta neler öğrenmiştik, neler yapmıştık bile demeden, belki hani selamlamadan bile direktman konuyu, bilgiyi öğrenciye aktarmaya çalışıyordu. Ve bir ders boyunca sadece öğretmen aktifti. Ve öğrenciler artık bir saatten sonra uyku moduna geçiyordu. Biz bunu istemiyoruz. Biz öğrencinin aktif olduğu... Yaşantılarında, e, sınıf içerisinde sorgulamaya, tartışmaya açık bir e, iş, eğitim ortamını bekliyoruz öğrencilerden ve öğretmenlerden. E, öğrenmenin toplumsal boyutuna e, yine vurgu yapılıyor son yıllarda, son 25-30 yıllarda. Ee, bu burada da etkileşim, tartışma, işbirliği, sorun çözme, uzlaşma, sorumluluk gibi değerler çok ön plana çıkıyor. Ee, yine e, sadece akademik başarı yönünden değil, ama öğrencilerin sosyal, duygusal yönlerine de vurgu yapılıyor burada. Yani öğrencilerin iyi oluşları, psikolojik sağlamlıkları, e, onların sorun çözme, problem çözme kabiliyetleri, eleştirel düşünme e, ve yaratıcı e, yaratıcılık yetenekleri ön plana çıkmaya başlamıştır. Yine bireysel ya da grup farklılıklarına verilen önem de e, yükselen e, bir e, değerdedir. Burada e, demokratik top, bu demokratik toplum olmanın da bir gereğidir. Çünkü e, herkes farklı özelliklere, farklı yetenek, ilgi ve merak alanlarına sahiptir. Bu sebeple de e, aslında bireysel farklılıklar bizim zenginliğimiz, çeşitliliğimizdir. Yine ee, öğrencinin neyi öğreneceği konusunda son yıllarda tar çok tartışılan, hem akademisyenler hem eğitimciler tarafından tartışılan bir konudur. Ee, bir öğrencinin sadece kural, kavram, olguları bilmesi e yeterli değildir. Bu bilgilerini gerçek hayata geçirebiliyor mu, e bu bilgilerini e kullanabiliyor mu, bunu ya kendi için yararlı hale getirebiliyor mu? Artık buna daha çok önem verilmeye başlamıştır. Yine dil, matematik, fizik, kimya, sanat, coğrafya gibi derslerde daha esnek bir anlayışın benimsenmesi gerektiği söylenmektedir. Şimdi bilgi sadece çocuğa hani gelecek yaşamlarında ne işe yarayacağı olmayan bilgileri vermek yerine onu ezberletmek yerine yaparken bir bir yandan da düşündürmeyi hedeflemek gerekir. Ee, yine ilgi, öğrencinin bireysel farklılıkları ve ilgi, yetenek, geçmiş, yaşantıları burada da çok önemlidir. Ee, görselde e, şuna değinmek istedim, siz de fark etmişsinizdir. Ee, çocukların e, bütün e, farklılıkları, merakları, ilgileri, düşünce yapıları e, aynılaştırılıyor, tek tipleştiriliyor. Yine bireysel farklılıklar e, göz ardı edilmiş, yani öğretmen tarafından göz ardı ediliyor. E, burada yani biz bunu istemiyoruz. Öğrencileri farklılıklarıyla, onların farklılıklarının üstüne yani potansiyellerini o yönde geliştirecek şekilde geliştirmemiz gerekir ve her zaman bu bizim zenginliğimiz olarak düşünmemiz gerekir. Tamamen tek tipleştirmek yanlış bir tutum olur. Öğrenme ortamlarına değinecek olursak burada Cansın ve Cansınların çok sayıca fazla olan araştırmaları var ve öğrenme ortamlarını üçe ayırır rekabetçi öğrenme bireysel öğrenme ve işbirlikli öğrenme olarak e, şimdi rekabetçi öğrenmede kazan kaybet e, stratejisi vardır burada e, olumsuz bir karşılık öğrenci arasında olumsuz bir karşılık bağ, karşılıklı bağlılık var e, yani e, senin kaybetmen benim kazanmamı ifade eder ya da senin kazanma benim kaybıma yol açar. Bu benim istemediğim bir durum. Bunu ifade ediyor rekabet öğrenmedi. Bu yarışmacı öğrenme, örneğin özel, okus, özel okul sınavlarına girmek isteyen öğrenciler ne, yap ne yapıyorlar? Çok çalışıyorlar. Başka diğerlerini eleyip hani sayıca yani belirli bir kontenjan var. O kontenjana girmek istiyorlar. Fakat değerlendirme ölçütü, başarı ölçütü diğer öğrencilerin başarısına bağlı diğer öğrencinin aldığı puana bağlı. Bu yüzden de diğerlerinin başarısızlığını isteyip kazanmak istiyor. Burada öğrenciler arasında böyle bir olumsuz bağlılık var. Bireysel öğrenmede birey tamamen başkalarının başarısından bağımsız olarak kendi başarısına odaklanıyor. Ve etkileşim bu noktada çok az ya da hiç yok denilebilir. İşbirlikli öğrenmede de Kazan kazan stratejisi var. Yani e, bireyin tekil başarısı değil, takımın ortak başarısı vurgulanıyor burada. E, sen kazanırsan ben de kazanırım. Ya da seni kaybetmem, benim de kaybıma yol açar. O yüzden ben sana yardım etmeliyim. E, sana elimden geleni yapmalıyım. Ya da ben e, eksiksem ben yardım istemeliyim arkadaşımdan. Bu durum hakimdir işbirlik öğrenmede de. Evet. <laughs> Ee, yine burada açıklamışım mesela rekabetçi öğrenmede bir A notu için e, akademik hedefe ulaşmak amacıyla kendileri için yararlı olacak ancak tüm grup üyeleri için zararlı olacak sonuçları elde etmeye çalışıyorlar öğrenciler. E, ne yazık ki e, ağırlıklı olarak okullarda rekabetçi bir kurum olarak algılanıyor çoğu yerde yani hepsinden e, söz etmek yanlış olur tabii ki. Ve daha iyisini yapmak için sürekli çok çalışıyorlar. Öğrenciler, bir taraftan çok çalışan öğrenciler narsistik eğilimler gösterirken diğer taraftan da yani kazanamadığına, sürekli kazanamayan, sürekli başarısız olan öğrenciler de kendini çekme, artık pes etme, ben yapamıyorum eğilimi göstermeye başlıyorlar. Bu da yine istenmeyen bir durum. Bireysel öğrenmede tamamen bahsetmiştik zaten. Tamamen kendi e, yaptığı işlere odaklanıyor ve diğerlerinden bağımsızlık o, bağımsız olarak e, etkileşim göstermeyerek kendi yaş e, kendi işlerine odaklanıyor. Pardon hocam. Evet. şu an bir teknik bir sıkıntı oldu evet düzeldi sanırım evet hedef başarılar bağımsız ve sınıftaki diğer öğrencilerin ilerlemeleri göz ardı edilerek öğrenciler kendi hızında ilerliyorlar merhaba hocam ekran paylaşımında işbirlikli öğrenme ortamı değil mi onu konuşuyorsunuz şu anda şu an bireysel öğrenme ortamını konuşuyorum hocam. O zaman bireysel öğrenme ortamı gelsin ekrana. Şu an bastım. Benim ekranımda bu var ama. Bizde gözükmüyor da. Bakayım hocam. Şu an bir görsel açtım hocam. Görseli görüyor musunuz? İşbirlikli öğrenme ortamı kaldı. Tamam. Hemen tekrar paylaşım yapacağım hocam. hocam şu an geldi mi resimler geldi ha resim geldi tamam devam edelim ama e, işbirlikli öğrenme ortamında da dediğim gibi olumlu bir karşılıklı bağlılık var öğrenciler hedeflerini ancak ve ancak öğrenme grubundaki diğer öğrencilerinde ulaşmaları durumunda ulaşabileceklerini algılıyorlar e, burada bir görsel koy e, e, göstermek istedim e, tamam, yine işbirlikli evet tamam devam İşbirlikli, edelim. İşbirlikli öğrenmeye dayalı bir sınıf ortamının resmini paylaşmak istedim. Burada dörder kişi, maksimum sanırım 3 ya da dörder kişilik gruplar oluşturularak öğrenciler işbirliği halinde görevlerini ve kendilerine verilen görevleri tamamlamaya çalışıyorlar. Tarihsel temellerine kısaca değinecek olursak işbirliğinin akla gelen ilk isim burada John Dewey olur. John Dewey eğitimde pragmatik felsefenin öncülerindendir. Yine çocuğa özgürlük tanımanın ve onun yaratıcı gücüne, gücüne dayanmanın gereğini savunmuştur. Dewey'e göre okul toplumun küçük bir örneğidir. Ve toplu, çocuğu topluma hazırlayan, ona nasıl haklarını kullanacağını, sorumlulukların neler olduğunu öğreten, özel olarak düzenlenmiş bir toplumsal çevredir. Bunun başarılı bilmesi için okulun demokratik ilkelere göre düzenlenmesi gerekir. Yine Dewey, eğitimde programların öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre esnek düzenlenmesi gerektiğini, çocukların bilgiyi yaparak yaşayarak öğrendiklerini, öğren, öğrenilenlerin daha kalıcı ve işlevsel olacağı görüşündedir. Yine pragmatik felsefenin bir gereği olarak uygulamada yararı olmayan, eyleme dönüşmeyen hiçbir düşünce de, değerli sayılmaz debeye göre. Yine tarsal temellerde alan yazında Kurt Levin, Deutsch, işbirliği, işbirliği ve rekabet teorisini ortaya çıkarmıştır ilk olarak 1930'lu ve 40'lı yıllarda. Sonrasında Vygotsky, sosyal teorisyen olan Vygotsky, yakınsak gelişim alan teorisiyle işbirlikli öğrenmenin temelini oluşturanlardan birisidir. Bunun dışında en çok dikkati çeken de David Johnson ve Roger Johnson'ın Minnesota Üniversitesi'nde kurdukları işbirliğine dayalı öğrenme merkezinde sayıca fazla çalışmalar yapmış olmasıdır. Yine Slovin, Spencer Kagan da çok fazla bu konuda çalışmalar yapan bilim insanlarından. yine ülkemizde de kapsamlı araştırmalarıyla kamile açık göz o göz önüne çıkmaktadır. İşbirlikli öğrenme nedir, ne değildir kısmına bakacak olursak. İşbirliği işbirliğinin ilk tanımı Vygotsky'nin batmak ya da birlikte yüzmek. Yani sink or swim ifadesiyle e, ortak bir tanım olarak kabul edilmiş. Yine alan yazında da e, işbirlikli öğrenme, kubaşık öğrenme diye çok gez, e, geçer. E, yine İngilizce literatürde de cooperative learning, co collaborative learning diye e, geçmektedir. Yine e, Türkçeli literatürde akran öğrenme, takım çalışması, e, öğrenme grupları, grup öğrenme diye de geçmektedir. İşbirlikli öğrenme nedir peki? İşbirlikli öğrenme, küçük heterojen gruplarla öğrencilerin birbirlerinin öğrenmelerine yardım ederek birlikte çalıştıkları, birbirlerinin öğrenmelerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla bir görevi yerine getirmek, bir problemi çözmek için ortak amaç etrafında birleşerek oluşturulan bir öğrenme modelidir. Peki bu grup sayısı ve grupların heterojen olması durumu neyi ifade eder? Ortak öğrenme hedefine dayalı birbirlerinin öğrenmelerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla ideal olan 3-5 kişilik gruplarla işbirliği içinde çalışma esasına dayalı interaktif yani etkileşimli bir öğrenme modeli olduğunu söylemiştik. Burada öğrenciler verilen görevi tam olarak yerine getirmeye çalışıyor. Bir takım çalışması var ve hazırlık aşamasında mutlaka işbirliği, iletişim, yardımlaşma gibi becerilerin Öğretilmesi gerekir. Grupların heterojen olması burada çok önemlidir. Çünkü seçilen gruplarda e, bireysel farklılıklara göre zengin e, olmalıdır. E, yani cinsiyetlerine göre, akademik başarılarına e, göre, kişisel özelliklerine göre yani lider, utangaç, çekingen, atılgan gibi ya da yeteneklerine ya da etnik kökenlerine göre karışık bir şekilde e, oluşturulması gerekiyor grupların. Burada öğretmenin rolü... E, çok anlam ifade ediyor büyük anlam ifade eder yine olumlu karşılıklı bağımlılığın olması gerekir bu da işbirliğinin temel unsurlarındandır yani e, öğrencilerin grup arkadaşlarına yardım etmeleri onların başarılarını takım başarısına katkıda, katkıda bulunacağını bilerek hareket etmeleri demektir e, şimdi işbirlikle öğrenme nedir ne değildir konusunda e, İşbirlikli öğrenme şu değildir. Bir küme çalışması değildir. Ee, küme çalışması değildir e, geleneksel. E, eskiden yine e, ben hatırlıyorum e, ilk öğretim ilk okul zamanlarında e, öğretmenimiz küme yapardı, küme çalışması yapardı. E, fakat bir noktadan sonra verilen görev e, belki yapılmıyordu. Birkaç arkadaşım geriye çekiliyordu. Birkaç arkadaşım daha e, çok aktif oluyordu o grup çalışmasında. E, ee, bu değil yani istenen şey bu değil. İşbirlikli öğrenmenin temel kriterleri, temel ölçüleri temel unsurları var. Bu unsurlara dayanarak, bu kriterleri yapılandırarak aslında bir ders planı oluşturmak gerekir. Ee, örnek verecek olursak, karşılaştıracak olursak işbirlikli öğrenme gruplarında öğrenciler birbirlerine yardım ederler. Ama geleneksel küme öğrenme gruplarında arkadaşların öğrenmeleri için sorumluluk duymazlar. Ee, yine işbirlikli öğrenmede paylaşılmış bir liderlik vardır. Yani herkese eşit başarı, eşit fırsat sunma, eşit konuşma e, yapma ya da eşit paylaş, paylaşım yapma e, imkanı sunulurken e, küme öğrenmede tek bir lider değişmeden devam eder. İşbirlikli öğrenmede sosyal beceriler doğrudan öğretilirken e, öz, özellikle iletişim becerileri burada e, çok büyük önem arz ediyor. E, küme öğrenmede bu sosyal beceriler genelde yanlış biçimlendiriliyor ya da hiç öğretilmiyor. E, i̇şbirlikli öğrenme gruplarında öğretmen burada rehber konumundayken, yani kılavuz danışman konumundayken e, küme öğrenmede Öğretmen bizzat konuyu kendisi öğretmeye çalışıyor. E, yine işbirlikli öğrenme gruplarında planlama çok iyi yapılıyorken e, küme çalışmada herhangi bir planlama kılavuz e, verilmez. Ee, devam edecek olursak işbirlikli öğrenmede e, olumlu karşılıklı bağımlı, bağlılık prensibine dayanır. Geleneksel öğrenme gruplarında e, grup üyeleri birbirinden bağımsızdır. Yani birbirlerinin öğrenmelerinden bağımsızdır. E, her bireyin işbirlikli öğrenmede her bireyin grubuna karşı bireysel sorumluluğu vardır. Öğrenciler birbirlerine çalışmaları ile ilgili döntüler verirler. Böylece kimi nerede yardım edileceği, motive edileceği anlaşılmış olur. E, fakat küme öğrenmede bireysel sorumluluk yoktur herhangi bir, e, her öğrenciye karşı, her öğrenci çalışmasıyla kendi karşı sorumludur. E, yine işbirlikli öğrenmede grup üyeleri kişilik özellikleri ve yetenekleri açısından heterojen karma olur. Fakat küme öğrenmede bu e, homojen olabilir ya da hiç e, rastgele seçilebilir. Bu önemsenmez fakat önemsenmesi gereken, üstünde durulması gereken e, bir durumdur. Peki işbirlikle öğrenme niçin önemlidir? Ee, buna biraz değinecek olursak. Evet. Ee, evet. Oku, e, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, okulların, öğrencilerin ruh sağlığını, sosyal duygusal yeterliklerinin geç, gelişimi açısından kilit bir öneme sahip olduğunu söyler. Ee, yine okullar, öğrencilerin e, güvenli ve destekleyici e, ortamlar ortamlarda büyümeleri ve gelişmeleri için e, temel eğitim sağlanmakla yükümlü olduğunu belirtir. Yine sağlığı teşvik eden okullar e, olmaları gerektiğini e, ve ruh sağlığı ve refahı iyi olan öğrencilerin de e, daha aktif ve daha üretken olacağı e, görüşündedir. Evet. Ee, Öğretmen merkezli geleneksel uygulamalar öğrenci öğrenci iletişimi kısıtlayan, akademik, sosyal ve ruhsal açıdan bireyin gelişimini engelleyen uygulamalardır. Bu nedenle araştırmacılar öğrenmeyi zevkli hale getiren, sosyal becerileri daha çok geliştiren uygulamalara yönelmiştir. Bunlardan biri de işbirlikli öğrenmedir. Yine e, aktif bir öğrenme modelidir işbirlikli öğrenme. Ee, yeni dünya düzeninde biliyorsunuz yarışmacı bir sistem içerisinde asimile olmuş toplumların beklentileri rekabetin yarattığı kazanma arzusu ve başkalarını eleyerek başarı et, elde etme e, süreçlerini destekleyecek yönünde gelişmiştir e, fakat bunun tam tersine ben değil biz duygusuyla takım ekip ruhu halinde e, takım halinde başarmanın hazını keşfeden <laughs> e, işbirlikle öğrenme yöntemi Öğrenci merkezli süreçte birçok beceri ve davranışın geliştirildiği, aktif bir öğrenme modelidir. Ee, yine işbirlikli öğrenme yapılan araştırmalar sonucu başarı ve kaliteyi artırır, artırmakta. Yani öğrenmeyi de aynı zamanda kalıcı hale getirmekte. Ee, akranlar arasındaki ilişkiyi etkili iletişimi, öğrencilerin ruhsal ve zihinsel sağlıklarını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Yine Cansın Johnson ve Johnson'a göre de. Ee, işbirlikli öğrenme neden önemli kısmında ee, biz şunu istemiyoruz: Okul dışında e, zorluklarla baş edemeyen, sorun çözemeyen, öğrendiklerini teoride öğrendiklerini hayata geçiremeyen, pratikte hayata geçiremeyen, gelecekteki iş ve ev yaşamlarında zorluklar yaşayan, yine akranlarından kopmuş, dışlanmış, yalnızlaşmış e, ve yine teknolojinin getirdiği etkisiyle etkiyle sanal bir dünyaya hapsolmuş öğrenciler mezun etmek istemiyoruz. Ve başkalarıyla etkili bir iletişim olmayan, hiç bu deneyimi sınıfta yaşamamış ya da az yaşamış hani böyle bir etkileşimi tartışma ortamında az yaşamış öğrenciler, yine okulu sevmeyen, sıkıcı bulan, okulda eğlenmeyen, okulda kendini hissetmeyen, arkadaşlarıyla arası iyi olmayan, sosyalleşemeyen, üst düzey bilişsel bir becerilerini geliştirmemiş, öğrenmesini kalıcı hale getirmemiş öğrenciler toplum içinde, vatan içinde bir kayıptır. Yine e, batıda e, bir grup eğitimci, e, akademisyen, bilim insanı, eşi insanları bir araya toplanıp e, biz nerede yanlış yapıyoruz ya da çağ bize neyi gerektiriyor, hangi öğrencilerin, öğrencileri hangi bilgi ve becerilerle donatmamız gerekiyor e, anlayışıyla ya da e, soru işaretleriyle beraber toplanıyorlar ve diyorlar ki 21. yüzyıl becerilerinin <laughs> e, en temelde ...öğrenme ve inovasyon becerilerinin altında iletişim ve işbirliğinin olduğunu belirtiyorlar. Yine 4C olarak belirtilen yetenekler de çok büyük önem arz ediyor. Hepsi C ile başladığı için. Bunlardan biri eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği ve yaratıcılık. <laughs> Esasında şöyle de belirtmek isterim. Bizim toplumumuzda imece diye bir usul var. Köylerde bilirsiniz... Ee, el birliğiyle bir işin köydeki işin el birliğiyle beraber birlikte yapılması ya da mesela köy evlerinde e, köylüler bir araya gelip yemekler düzen yemekler yaparlar böylece yoksulların da ihtiyaçları karşılanmış olur ee, onların da e, ya da alamayacak böyle e, yet, yeterli ekonomik düzeyi olmayan e, e, insanlara da diğerleri yardım eder, birlikte bir katkıda bulunmaya çalışır. Aslında Türk toplum yapısının da kökenlerinde işbirliği öyle. İşbirliği her zaman çekirdeğini oluşturuyor. Fakat bundan hem şehir hayatının hem de neoliberal etkilerin, neoliberal politikaların etkisiyle de biraz uzaklaşmış olduk. Sadece biraz geriye dönüp kendimizi revize edersek bence daha güzel şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Hem de eğitim açısından da. işbirlikli öğrenmenin sınıflarda daha çok kullanımı, daha en azından denenmesi gerekiyor. Çünkü hep akademik başarıya vurgu yapıyoruz biz ama öğrencilerin sosyal ilişkileri, ruhsal durumları kendilerini iyi hissediyorlar mı? Yaşamlarından memnunlar mı? Sınıf yaşamlarından Derslerden mutlular mı? Keyif alıyorlar mı? Aktifler mi? Bunlar bizim için çok önemli. Bunları e, bunları ortaya çıkarmanın bir yolu da tabii birçok e, öğrenme yöntemi var ama e, bunlardan biri de işbirlikli öğrenmedir. E, büyük önem arz ediyor. <laughs> Yine yerelde ve dünyadaki sosyal koşulların karmaşıklığı da işbirlikli öğrenmenin e, önemli vurgu yapar. E, aktif bir öğrenme modeli olduğunu söylemiştik. Bunları geçiyorum. Ha, evet, imece burada kalmış. Ee, neden işbirlikli öğrenme peki? Tekrar belirtmek gerekirse akademik başarıyı sağlamak. Yani problem çözme, analitik düşünme, eleştirel düşünme. Ee, bu, bu bu düşünce süreçlerini yani üst düzey bir, bilişsel süreçler diyoruz biz buna. Bu süreçleri de en iyi geliştiren aslında yöntemlerden biri işbirlikli öğrenme. Öğrenci katılımını artırmak, aktif öğrenmeyi sağlamak, öğrenci deneyimleriyle birlikte onların memnuniyetlerini artırmak sözlü iletişim becerileri geliştirmek sosyal becerileri geliştirmek yani işbirliği, empati, güven, yardımlaşma liderlik, karar almak gibi ee, yine öğrencilerin benlik saygılarını ve iyi iyi oluşlarını desteklemek ve kültürel anlayış ve çeşitliliği geliştirmek için ee, burada da yine bireysel farklılığa zenginli, e, çeşitliliğin bir zenginlik olduğuna vurgu yapmak isterim <laughs> peki nedir bu işbirliğinin temel unsurları yani işbirlikli öğrenme e, denince aklı hangi prensipler gelir? Bunlardan bahsedeceğim. E, birincisi olumlu bağlılık. Olumlu karşılıklı bağımlılık, e, bağlılık. Bir, e, bireysel hesap verebilirlik, yüz yüze et, e, teşvik edici etkileşim, kişiler arası ve grup küçük grup becerileri ve grup sürecinin değerlendirilmesi. Kısaca bunlardan bahsedecek olursam, e, olumlu karşılıklı bağl bağlılık deyince şu aklımıza geliyor. Onların çalışması size sizin çalışmanız onlara fayda sağlar. Yani ya hep birlikte başaracağız ya da hep birlikte kaybedeceğiz. Duygusunun hakim olması lazım grup içerisinde. E, bireysel hesap verebilirlik de şudur. E, her öğrencinin kendi e, ait bir görevi bir sorumluluğu vardır ee, ve bu soru, takım çalışmalarına katılma, sorumluluğunu yerine getirme e, ve ortak amaçlı birbirlerine yardım etmekle e, mükelle, e, sorumlulardır ve aynı şekilde grup arkadaşlarına hesap ver, vermelidir. Yani ben görevimi tamamladım işte, e, diye ya da grup arkadaşları ondan hesap sorabilir. E, yüz yüze teşvik edici etkileşim. Burada çok önemli bir e, e, bu da çok önemli. E, karşılıklı yardım etme, karşılıklı paylaşım veya geri bildirim. E, sen bunu böyle değil de şu şekilde yapabilirsin. Veya bir e, bir arkadaşı yardım istediğinde grup arkadaşı ona e, açıklayıcı bir şekilde e, dönüt verebilmelidir e, diğer grup arkadaşı. Bir arası küçük grup becerileri. Yine bu becerilerde mutlaka ve mutlaka öncesinde hazırlık aşamasında öğretilmesi gereken becerilerdir. Özellikle de iletişim, yardım, nezaket, sorun çözme gibi becerilerin öğretilmesi gerekir. Grup sürecinin değerlendirilmesi de diğer geleneksel yöntemlerden en büyük farkı olan yani işbirlik öğrenmenin en büyük farkı olan da fark, farklı durumu da değerlendirme durumudur. Yani kümeler başarılı olduysa başarılığını kutlarlar. E, e, fakat e, başarılı olmadıklarında da bir araya gelerek e, aksayan yönlerini, eksikliklerini tartışırlar. Biz nerede başarısız olduk diye. E, bu da e, tabii diğer öğrenmelerine de e, olumlu etkiler sağlayacaktır. Olumlu geri dönükler sağlayacaktır. İşbirlikli öğrenme temelde üçe ayrılıyor. Formal, e, informal ve işbirlikli temel gruplar olarak. Formalde bir e, süre var bir ders süresinden birkaç haftaya kadar süren bir planlı işleyiş şeklinde gider. İnformalde e, şöyle herhangi bir üniteyi tamamlamak için ya da e, dersin sonunda herhangi bir işbirlikçi tartışma grupları şeklinde yapılan geçici öğrenme e, grup şey türüdür. Sınıf uygulamalarında yani e, Sınıf uygulamalarında işbirlikli öğrenmenin doğasını anlamak için önce sosyal karşılıklı bağımlılığı anlamak gerekir. Bağlı anlamak gerekir Yani işbirlikçi, rekabetçi ve bireysel çabaların göz ardı edildiği bir sistem. Yardım etme ve yardım almaya dayalı bir sistem. Yine işbirlik işbirliğinin daha fazla başarı, daha olumlu ilişkiler, daha iyi psikolojik sağlık ile sonuçlanma eğiliminde olduğunu gösteren yüzlerce araştırma mevcuttur. İşbirlikli öğrenme sosyal ilişkilerinde kalitesini artırır. Öğrenciler arasında, akranlar arasındaki e, paylaşımı, sorumluluğu e, sağlar ve yine okula devamlı oranı da o kadar yüksek olur. Peki nedir işbirlikli öğrenmenin temel amacı? Bilginin kaynaklarına ulaşabilen, bilgiyi araştırıp sorgulayabilen, iletişim becerileri güçlü, Başkalarının düşüncelerine önem veren, takım halinde çalışma becerilerine sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, öğrenmeyi öğrenmiş bireyler yetiştirmektir. Uygulamada öğretmenin rolüne bakacak olursak ki bu konu çok önemli, hazırlık aşamasında öncelikle öğretmen dersin hedefini, etkinlik amacını tam, net ve belirgin bir şekilde ifade etmesi gerekir, yerleştirmesi gerekir Yine grupların, e, gruplara öğrenci yerleştirme de büyük önem arz ediyor. Grup, önce grup büyüklük, büyüklüğüne karar verme. E, burada yine ideal olan demiştim 3-5 kişi. E, fakat e, bazı durumlarda, ekstrem durumlarda ne kadar 5 kişinin yukarısına çıkarsak o kadar e, işleyiş e, nasıl diyeyim e, zayıflıyor. Öyle söyleyeyim. Yani çalışmalar bunu gösteriyor. E, gruplara öğrenci seçmede yine heterojen e, seçilmesine dikkat edilmiş, cinsiyetlerine göre, akademik başarılarına göre farklı öğrencileri farklı gruplara yerleştirmek e, temel temeldedir. Grupların çalışma süresinin belirlenmesi, yine sınıfın bu, buna göre işbirlikli öğrenme ortamına göre düzenlenmesi, sıraların ayarlanması, e, gerekli materyallerin kaynakların bulunması, e, Öğrencilere yine roller verilebilir. Bu roller e, öğrencilerde sorumluluk ve bir uzmanlık bilinci geliştirir Bu yüzden verilmesi gerçekten faydalı olur mesela özetleyici denetçi araştırmacı kaynak sağlayıcı kayıtçı yani yazman destekleyici gözlemci sorun giderici lider gibi roller belirli roller verilebilir öğrencilere sonra süreci oluşturma ve yine en önemli kısımda işbirliği ve iletişim becerilerinin öğretilmesi kısmıdır. Bundan birazdan bahsedeceğim, iletişim becerilerinden. Ee, öğrenmeye dayalı dersin yürütülmesi, e, gruplarda öğrencilerin birbirlerinin çalışmalarını paylaşmaları, sunma çiftleri oluşturmaları, akademik tartışmalar, e, yine öğretmenin öğrenci davranışlarını gözlemlemesi, gerektiği yerlerde müdahale etmesi gerekir ve ders tamamlanır. Tamamlandıktan sonra da öğrenciler, ...bütün e, grupta hazırladıkları nitel ve nicel öğrenmelerini sunarlar. E, bu sunum ya yazılı şekilde e, rapor hazırlama şeklinde olur... ...ya sunum şeklinde olur... E, ...ya bir e, okuma parçası yazma, eleştirisi yazma şeklinde olur... ...ya da bir sınavda başarı gösterme şeklinde de olabilir. E, i̇letişim becerilerini hep e, üstüne vurgulamıştık... ...ki bu çok çok önemli... Burada birkaç böyle örnekten bahsedeceğim hiç sıkmadan. Öncelikle öğrencilere şunu öğretmek gerekir. İyi bir dinleyici olma, nasıl iyi bir dinleyici olunur? Burada kafa sallamalar, göz teması kurulması gerektiği ne vurgulamak gerekir? Düşüncelerini nasıl paylaşacağını, nasıl bunu ileteceğini en azından örneklerle göstermek gerekir. Ben benim düşünceme göre diye başlamak her zaman fikirlerde bir güzel bir girizgah olur diye düşünüyorum. Bağlama dayandırma yani bir argümana söylediği şeyin bir argümana dayanması bir temel bir şeye dayanması çok önemli. İşte dün akşam okuduğum makaleye göre ya da dün izlediğim haberlerdeki x kişinin konuşmasına göre diye bağlama dayandırmak da burada çok önemli. Sözel ve sözel olmayan iletiler anlaşılır ve uyumlu olmalı. Yani söylediğimizle beden dilimiz birbirine uymalı. Fikirlere saygılı olunmalı. Burada Voltaire'in bir sözü var. Bunu hatırlatmak isterim. Fikirlerinize katılmıyorum ama fikirlerinizi ifade edebilmeniz için canımı bile veririm demiş Voltaire. Dolayısıyla karşıt görüşlere de her zaman saygılı olmak gerekir. Mesaj kontrolü yapılması gerekir. Yani Sizce bu fikrim nasıl? Bu görüşe katılıyor musunuz? gibi sorular soru sık sık sorulması gerekir. Yine bir arkadaşın bir öğrenci bir arkadaşını dinlerken Teyit edebilmeli. Yani anladığım kadarıyla şunu söylüyorsun ya da eğer yanlış anlamadıysam gibi e, ve en önemli noktada hiçbir zaman e, yargılayıcı yaklaşımlarla hareket etmeyeceğiz. Kesinlikle yanlış. Bunu nasıl söylersin? E, hiç bu kadar saçma bir şey duymadım gibi ifadeler yerine peki şöyle bir görüşe ne dersin? E, ya da bir de şu açıdan ele alırsak gibi görüşler e, elir alırsak gibi ifadeler kullanılması gerekir. Ee, öğretmenin görevi, rolü ve görevleri nelerdir? Temelde öğretmen burada danışman ve yönlendirici rolündedir. Dersin hedeflerini açıkça belirtmelidir. Dersten önce gruplara yerleştirme ile ilgili kararlar almalıdır. Ee, gerektiğinde yardım, destek sağlamalı ve çok iyi bir gözlem yapmalıdır. Yine öğrencinin başarısını değerlendirmek ve öğrencilerin birbirleriyle ne kadar iyi işbirlik, işbirliği yaptıklarını tartışmalarını fırsat sunmalıdır. Burada kısaca e, hepsinden bahsettik ama e, şu şunun, şundan da e, bahsetmeden geçmek istemiyorum. E, daha yarışmacı ve rekabetçi hava silmek için belki e, ata sözlerim ve motto'lar kullanılabilir. Mesela birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için bir elin sesi var, iki elin sesi var, birlikten güç dar. Ya birlikte batı, e, batarız diye ya birlikte. yani bu tabi İngilizce literatürden geçmiş ama tabi bizde de e, çok karşılığı var. Bunların bu, bu tür mottolar kullanılabilir. Ee, yine e, öğretmen şunu da hep benim söylemelidir, ifade etmelidir. Sana yardım etmek için buradayım. Ee, lütfen zorlandığınız yerlerde benden yardım isteyin gibi sık sık hatırlatmalar yapmalıdır. Evet, burada e, Amerikan basketbol oyuncusu Michael Jordan'ın e, bir şeyini, sözünü, e, sözünü de hatırlatmak istedim. Yetenek oyunları kazandırır, takım çalışması ve özveri ise şampiyonluğu der. Ee, burada Michael Jordan söylemek istediği yine e, takım yıldızı olabilirsiniz aldığınız puanlarla çok puan alabilirsiniz ama şampiyonluk için e, yeterli değildir bu. Yani şampiyonluğu almak için iyi bir takım çalışması gerekir. E, sportif oyunlarda özellikle e, spor alanında özellikle takım çalışması ve işbirliği daha çok gözlenmekte. Bunun tabi diğer alanlara. E, daha da çok yerleştirilmesi için çaba sarf etmemiz biz öğretmenler biz mes öğretmenler açısından çok önemli, önem arz ediyor öyle söyleyeyim. İşbirlikli öğrenme yöntemlerinde e, yine birkaçına değineceğim burada. Hepsine değinmeyeceğim. E, öğrenci takımları, başarı bölümleri, takım oyun turnuva, ayrılıp birleşme, jigsaw, e, takım destekli bireyselleştirme, işbirlikli birleştirilmiş okuma e, kompozisyon, karşılıklı sorgulama grup araştırması ve işbirliği işbirliği yöntemleri var. Ee, i̇lk yöntemimizde öğrenci takımları, başarı bölümleri beş e, bölüm bileşenden oluşuyor. Takımlar oluşuyor. Sınavlar e, oluyor. sonrasında sınıf sunumları e, oluyor. bireysel e, Sonrasında bireysel gelişim puanları hesaplanıyor. Bireysel gelişim puanları hesaplandıktan sonra takım puanları ortaya çıkıp e, bunlar takım bültenlerinde yayınlanıyor. E, bu teknik Eee tarafından geliştirilmiş. E, öğretmen bir derse doğrudan ya da tartışma yoluyla aktarıyor. Sonra öğrenciler çalışma kağıtları ya da durumlar üzerinde çalışıyorlar. E, konu ile ilgili küçük bir sınava giriyorlar. Bil e, sonrasında bireysel gelişim puanları belirleniyor. Sonrasında da grup puanları hesaplanıyor. Toplam grup puanları hesaplanıyor. Ve haftalık sınıf bültenlerinde de bu o, grup bireylerinin gelişimi yayınlanıyor. Ee, öğrenci takımlarında en önemli şey e, unsur gelişmedir. Yani aslında bireylerin aldığı puanlara e, şey verilmiyor. Nasıl diyeyim? E, aldığı puanlara e, ödül verilmiyor. Bireylerin e, ilk aldıkları puandan son aldıkları puana e, ne kadar gelişme gösterdiklerine göre ilerleme puanlarına göre e, bir ödül veriliyor. Örneğin şöyle bakacak olursak mesela ilerleme ölçüsüne göre takım puan verilir demişim. E, mesela diyelim ki Gelişim testi puanı öğrencinin temel puanından 10 veya daha fazla yukarı puan olduğunda 30 puan alıyor, 5 veya 9 puan yukarı olduğunda 20 puan, e, artı 4 eksi 4 olduğunda 10 puan, e, 5 puan ve daha aşağıda ise 0 puan veriliyor. Bunu şöyle e, bir örnekle açıklayacak olursak, mesela örneğin e, Canan 80 aldı, e, bir, bir sonraki sınavında ise yani şeyden sonra işbirlik öğrenmeden sonra 85 aldı. E, burada gelişim test puanı 5 olur. Dolayısıyla da bir önceki tabloya göre ilerleme puanı 20'dir. Fakat Barış mesela ilk test puanından 40 aldı, İkincisinden de 66 aldı sınavda. Böylelikle test puanı 20, ilerleme puanı da 30 olur. Dolayısıyla bu bizim burada en önemli kısmımız, en önemli göz önüne alacağımız yer ilerleme puanı olacaktır. Dolayısıyla da her grupta en iyi ilerleme puanı alan gösteren gruplara da Böyle yıldızı peki, iyi, peki, iyi, iyi gibi, e, kötü kötüyü ifade etmeyen, daha çok olumlu ifade eden ödüller verilebilir karşılıklı. E, takım ayırtımlıma da e, aynı ö, öğren, yani öğrenci takım e, bölümlerin ne e, benzer bir şekilde olur, fakat tek farkı e, her hafta gruptan bir kişi yani değerlendirme kısmında akademik oyunlarla ve turnuvalarla sergiler e, bu duruşlarını. E, her hafta gruptan bir kişi turnuvaya hazırlanır. Dört hafta sonra grup puanları kaybedilerek kaydedilerek en iyi grup puanı belirlenir. E, Jigsaw e, benim en sevdiğim e, e, işbirlikli öğrenme yöntemlerinden. Burada da uzman gruplar var. Nasıl oluyor peki? Şimdi mesela her gruptaki öğrenci sayısı kadar e, küçük parçalara ayrılıyor e, konu. Yani mesela dört kişilik e, gruplar oluşturduysak dört tane konu veriyoruz öğrencilere. Diyelim ki sosyal bilgiler dördüncü sınıfta dünya üzerinde çeşitli ülkelere tanıtır kazanımı ile ilgili e, bir gruba Japonya'yı araştırması, e, e, Gruptaki bir öğrenci Japonya'yı, bir öğrenci Tunus'u, bir öğrenci Finlandiya'yı, bir öğrenci Azerbaycan'ı araştırması için görev verdik diyelim ki. E, sonrasında onlar çalışmaları tamamladıktan sonra ee, grup kendi gruplarından ayrılıp uzman gruplara, yani e, diğer gruplarda Japonya'ya çalışan e, tüm öğrenciler bir arada aynı gruba geliyor. Buna uzman grup deniyor. E, sonra uzman gruplar e, tartışıyorlar, eksiklerini tamamlıyorlar, daha sağlamlaştırıyorlar bilgi, bilgilerini ve e, bir raporla kendi temel gruplarına geri dönerek e, burada. Diğer arkadaşlarını geliştiriyorlar, e, kendi öğrendikleri bilgilerini aktarıyorlar. Sonra e, öğrenciler tartışılan konulara yönelik sınava giriyorlar ve bireysel puan, e, sınav puanları grupların toplam puanlarını oluşturuyor. Burada bir görselle açıklamak istedim aslında. E, yine bakın e, puzzle denmesinin sebebi de bu. E, puzzledaki birinci mesela birinci gruptaki Japonya grubu e, ayrılarak uzman grupta birleşerek e, birleşiyorlar ve e, ...birbirlerinin öğrenmelerini aslında sağlamlaştırıyorlar, eksiklerini tamamlıyorlar. Sonra gruplarına tekrar geri dönüyorlar ve öğrendiklerini anlatıyorlar diğer grup üyelerine. Böylece her öğrenci birbirinin öğrenmesine de destek olmuş oluyor... ...ve kendi uzmanlıklarını karşı tarafa yansıtmış oluyor. Yine Slavinden alınan bir görsel vardı, bunun üzerinde çok oynamak istemedim, orijinaliyle yansıtmak istedim ama... Ee, şöyle bakacak olursak öğrenci takımları başarı e, bölümleri de e, öğretmen konuyu öğretiyor ee, ya da e, öğrenci de bunu araştırabilirsiniz. Yani siz bunu daha esnek hale de getirebilirsiniz e, öğrenme süreçlerinde. Öğrenciler bunu tartışıyor, birlikte çalışıyorlar ve e, en sonunda bir sınava giriyorlar. Ee, yine takım oyun turnuvada öğretmen yine öğretiyor ya da yine bilgileri farklı kaynaklardan araştırabilirler. Ee, öğrenciler çalışıyorlar üzerinde ve sonunda turnuvaya giriyorlar. Turnuva yapıyorlar, turnuva puanları hesaplanıyor. Ee, Jigsaw'da da yine kaynak araştırması yapıp konuşuyorlar. Konuştuklarını yani uzman gruplarda konuştuklarını öğrenciler kendi gruplarında anlatıyorlar. Rapor oluşturup anlatıyorlar. Sonra her grup e, bir teste giriyor. Bireysel teste ve grupların puanı toplanarak hesaplanıyor. Evet. Karşılıklı sorgulama yöntemine geçecek olursak, bu yöntemde de mesela bir dersin sonunda ya da değerlendirme aşamasında bu yöntem kullanılabilir. Açık uçlu sorular sorulmalı. Mesela, nedenlerini açıklayın, nasıl kullanırdınız? Bir örnek verin. Benzerlik ve farklılıkları nelerdir? Sınırlılıkları, üstünlükleri nelerdir? Ya da işte bunun bu olayın tam tersi olsaydı ne olurdu gibi sorular sorarak öğrencileri tartışmaya, üzerinde düşünmeye, akıl yürütmeye teşvik teşvik etmelidir, edilmelidir. E, grup araştırmasından da kısaca bahsedecek olursam yine e, deveyin temelini oluşturduğu e, demokratik yaşam için işbirliğinin ön koşul olduğu düşüncesiyle diyalog ve, diyalog ve iletişime dayalı bir araştırma yöntemidir. Bu da e, öğrenmenin daha çok duysal ve sosyal yönüne ağırlık verir. E, yine burada da seçilen konu alt bölümlere ayrılır. Küçük grup üyelerine dağıtılır. Konular e, karşılıklı bağımlı sağlayıcı ve işbirliği e, yapmayı elverişli olarak düzenlenir. Bu yöntemde kişiler arası iletişim çok önemlidir yine. Bu sebeple öğrenciler öncesinde iletişim ve sosyal becerilerin kazan, kazanıldığı bir ön testten de geçerler. Yani diğerlerinden, diğer yöntemlerden farklı olarak iletişim ve işbirliği becerilerine dayalı bir ön testten geçiyorlar. E, yine öğretmen de burada rehber rolündedir. Ve son olarak işbirliği işbirliği yöntemi var. Bu da Kaga'nın e, bir e, ortaya çıkardığı bulduğu bir yöntem en esnek ve en öğrenci merkezli yöntemdir. Burada tek farkı diğer yöntemlerden öğrenciler konularını kendi meraklarına, kendi ilgilerine göre kendileri seçerler ve kendi konularını seçtikleri zaman kendileri de bunu grup içerisinde hem araştırır, hem tartışırlar, hem de kendi gelişimlerini öğrenmelerini en üst düzeye çıkar, e, çıkarmak için de birbirleriyle adeta e, yarışırlar. Yani öyle söyleyeyim. Yarışmak kelimesini kullanmak burada doğru olmaz ama e, birbirlerine birbirlerini yardım et, etmek için can atarlar diyeyim ya da e, grubun çıkardığı süreç sonunda tüm sınıfla yine sınıfın gelişimi için e, paylaşılır. Bu sebeple işbirliği işbirliği ismi verilmiştir. Yani işbirliği yapmak için işbirliği. Evet, işbirliğinin öğrenmenin faydaları hemen hızlıca bahsedecek olursak öğrenciler öğretmene kıyaslandığında akranlarından daha çok şey öğrenebiliyorlar. Yani bir başka bir öğrenciden, başka bir arkadaşından daha iyi öğreniyor. Sonra çalışarak daha iyi sosyalleşebiliyor. Birbirlerine yardım ederek, eğlenerek daha iyi öğrenebiliyorlar. Yine ciddi başarı elde edebiliyorlar beraber çalışırken. Çünkü motivasyon o derece güçlü oluyor. Birbirlerini motive etmeleri, grup sinerjisi onları daha iyi motive ediyor aslında. Ee, yine aynı zamanda yavaş öğrenenler de kendilerini grup içerisinde desteklemiş oluyorlar hızlı öğrenenlerden. Ee, hızlı öğrenenler de anlattıklarında e, kendi öğrendiklerini tekrar sağlamlaştırabiliyor. Ee, öğrenciler birbirleriyle geçinmeyi, başkalarının fikirlerine, yeteneklerine saygı durmayı öğreniyorlar. Ee, yine ulaşılmak istenen hedefe doğru e, takım üyelerini teşvik ediyorlar. Evet son olarak duys sosyal duysal becerileri tanımına şöyle değinecek olursak dünyada biliyorsunuz sosyal duygusal beceriler kısmı çok önem verilen önem atfeden bir değer yani bir şey bununla ilgili Batı Avrupa'da ve Batı'da çok sayıda çalışmalar yapılıyor. Öğrencinin iyi oluşu. E, psikolojik iyi oluşu, e, duygusal iyi oluşu, e, sosyal iyi oluşun yönlerine daha çok bakılıyor ve bu, bunun üzerinden, bu temel üzerinden e, daha büyük fikirler inşa etmeye çalışılıyor ya da organizasyonlar, etkinlikler. E, bu yüzden sosyal duygusal beceriler çok önemli. E, akademik başarının yanında, akademik başarı da aslında sosyal duygusal becerilere katkıda bulunuyor. Fakat e, sınırlı kalıyor. E, o yüzden e, bizim bunun yanında farklı becerileri de geliştirmemiz gerekir. Yine OECD'nin 12 tane 12 kategoriye ayrılan sosyal beceri, duygusal beceriler arasında işbirliği kategorisi altında empati, güven ve işbirliği becerileri sıralanmaktadır. Şöyle bakacak olursak sosyal duygusal beceri, beceri örneklerini iletişim, müzakere, karar alma, işbirliği, takım halinde çalışma, yardım etme, alma Çatışma Çözme, liderlik, empati ve güven şeklinde sıralayabiliriz. <laughs> Pardon. Ee, i̇yi oluş, lit literatür alan yazında well-being diye geçer. Ee, i̇yi oluş ne demek peki? Esenlik, refah, yani e, mutlu olmak, yaşam doyumu, e, yaşam tatmini, keyif almak, yaşamdan keyif almak. Aslında bu tür kavramların yerine de geçer. Ee, peki öğrenci iyi oluşu nedir? Yine OECD'nin tanımına göre psikolojik, sosyal, bilgisayar ve fiziksel işlevsellik ve öğrencilerin, öğrencilerin mutlu ve tatmin edici bir hayat yaşamaları için ihtiyaç duyduğu yeteneklerdir. Ee, üç ayağı vardır bunun. Duygusal iyi olur, mutluluk, güven, depresyon dışı duyguları kapsar. Psikolojik iyi oluş, otonomi, problem çözme, dayanıklılık ve dikkat etme katılımı e, içerir. Sosyal iyi oluş ise diğerleriyle iyi ilişkiler kurma, davranış bozukluğunun tersi, e, niyeti kötü kullanmaya dışın e, kullanma dışındaki davranışların tersi, e, <laughs> davran, niyeti kötüye kullanma dışındaki davranışlar pardon, e, kişiler arası şiddet ve zorbalık dışındaki tutumları içermektedir. Ee, yani somut olarak okulda iyi oluş şu anlama gelir kendini güvende e, değerli hissettiği saygı duyulan bir e, varlık yani bir canlı gibi hissettiği bir okul ortamı akademik ve sosyal faaliyetleri aktif ve anlamlı bir şekilde katılacağı e, olumlu öz saygıya öz yeterli özgüvene e, duygusuna sahip olacağı e, öğretmenler ve akranlarla olumlu destekleyici ilişkiler kur kuracağı sınıflarına ve okullarına ait, ait olma duygusunu hissedebilecekleri, yine okuldaki hayatlarından mutlu ve memnun hissedebilecekleri bir ortamı ifade eder. E, aslında burada öğretmene de çok büyük rol düşer. E, görev düşer. E, öğrencileri ne kadar güvende, rahat hissettirirsek, öğrenciler de o kadar aktif yaşam e, aktif katılır sınıftaki e, etkinliklere ve kendilerini o derece iyi hissederler. Yani onlara sanki bir, birer yetişkinmiş gibi yetişkinmiş gibi davranmak e, bizim en temel görevlerimizden de birisidir aslında. Çünkü e, baktığımızda onlar e, bir 30 yıl sonra belki geleceğin e, yöneticileri e, ya da e, aktif rol oynayacak e, çok güzel işler yapacak insanlar olacaklar. E, bu farklı bu farkındalıkla sınıfa girer ve öğrenciler hitap edersek. E, aslında onların dünyasında çok büyük olumlu e, yollar açacağımızda da kesin. E, bir de yardım etme davranışına bu noktada değinmek istiyorum. Pro olarak geçiyor. Yani toplum yanlısı davranış olarak geçen yardım etme davranışı e, başkalarının iyiliği için çalışmak, onlar için fedakarlık et, e, yapmak, e, kişisel gelişimi teşvik etmek gibi e, değerler içinde yer alır. Karşılıklı yardım ederken beklentisiz yani karşılıksız yardım etmek bu noktada daha büyük önem ifade ediyor. Yine grup ve üyeleri arasında birbirlerine yardım etme davranışı karşılıksız olursa aslında bu daha çok grubun etkiliği açısından, grubun başarısı açısından daha büyük etkiye sahip olacağı biliniyor. Örneğin bir problemin nasıl çözüleceğine ilişkin adım adım tarif vermek açıklamalı bir yardımı ifade ediyor. Ee, i̇lgili araştırmaları şöyle e, kısaca özetleyecek olursam e, ilgili araştırmalar kısmında Johnson ve Johnson'ların işbirlikli öğrenme ortamları ve rekabetçi öğrenme ortamlarını karşılaştırdığı yine bireysel öğrenme ortamlarında çok sayıda araştırma var. E, bu araştırmalar sonucunda e, işbirlikli öğrenme öğrenmeyi e, aktif hale getiren öğrenmeyi üst düzeyye e, çıkaran e, akademik başarıyı geliştiren. Yine derse katılmada, arkadaşlık ve sosyal ilişkilerde benlik saygısı ve tutumlar üzerinde kaygı ve stresi azaltmada olumlu etkileri kanıtlanmıştır. Yine aynı oranda sosyal ilişkilerdeki e, güç, bağı güçlendirmiş, e, yine özbenlik benlik saygısını, öz destekleyici bir ortam oluşturmuştur işbirlikli öğrenme ortamları. Ee, son olarak sözlerimi bitirmeden önce ideal sınıf nedir diye ben sormak isterim sizlere yani ideal sınıf herkesin bir 30 kişinin sessizce oturduğu öğretmenin bir ders 40 dakika boyunca yazıyı e, ya da konuyu üniteyi anlattığı ya da 30 dakika anlatır 10 dakika test yapar. Bu şekilde bir sınıf mı yoksa e, öğrencilerin aktif olarak e, katıldığı öğretmenin önce dersi yapılandırdığı sonra. Ee, öğrencilerin fikirlerini açıkça ifade edebildiği, sorumluluk aldığı e, ve haklarını bildiği e, ve rahatça ifade edebildiği, güven duydukları bir ortam mı? Etkinliklerini e, gerçekleştirebildikleri bir ortam mıdır ideal sınıf? Ee, bu sorunun cevabını sizlere bırakıyorum. Ee, Sözün özlü, e, öğrenciyi birlikte çalışmaya, düşünmeye, araştırmaya te teşvik etmek, akıl akıldan üstündür anlayışıyla, Öğrencilerin fikirlerini paylaşarak, deneme yanılma yöntemiyle en iyi sonucu bulmalarını sağlamak, birlikte başarmanın hazını yaşatmak, yeteneklerini gözlemleyerek potansiyellerini ortaya çıkarmak ve yaratıcılık yönlerini güçlendirmek öğrenmenin en temel görevlerinden biri olmalıdır. Yine ne kadar işbirlikçi tutum gerçekleşirse o kadar işbirlikçi bir dünya yaratılır. Diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum ve dayanışma ile diyorum kaynaklarım. Ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz. Hocalarım. Ee, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli yöneticiler. Bugünkü hizmet içi eğitimin konusu işbirlikli öğrenmenin, öğrencilerin sosyal duygusal becerisine etkisi. Konuğumuz Merve Kurmanoğlu oldu. Merve hocam yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz adına size çok teşekkür ediyoruz. Çok verimli bir sunum oldu. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun anlattıklarınızdan çok değerli bilgiler edindik. Bizim için, çok orta öğretim için, dolayısıyla bakanlığımız için bakanlığımızın bir üyesi olarak farklı bir çerçevede konuları ele aldınız. Dilinize, dimağınıza, elinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ee, ediyorum hepinize hocam. Saygılarla selamlıyorum. Selam i̇fade ettiğiniz teşekkür dikkat çekici kavramlarla dinleyen öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz, işbirlikli öğrenmenin, öğrencilerin sosyal duygusal becerisini etkisiyle ilgili bilgilerin daha da ...zenginleştirdiler. Ben bir şeye dikkat çekmek isterim burada. Öğrenme evet. öğretme konusunda... ...pozisyon oluştururken... ...içimizden çıkmış... ...yerel ve ulusal düzeyde... ...Türk ve Dünya eğitim tarihine... ...model olmuş, iz bırakmış eğitimcilerle ilgili... ...iyi örneklere de... ...daha çok... ...ya da diğerleri kadar yer vermenin... ...yararlı olacağını inanmaktayım. Değerli arkadaşlar, evet. yurdumuzun dört bir köşesinden gerçekleştirilen bu eğitime İhsan bir hocam. katılım vardı. Evet. Bir araya girmek buyur, istedim. Buyur, buyur, el kaldıran Hamza hocalarımız buyur. var. Evet, sorular sorular evet. olursa tabii yanıtlamak için el kaldıran hocalarımız var. E, hepsinin mikrofonu izni var şu anda. Soru sormak <laughs> isteyenler mikrofonlarını açıp konuşabilirler. Peki o zaman kapatmayayım e, programı. Sorularla devam edelim. Daha sonra kapatalım. Evet buyurunuz. Hamza Bey buyur sizde. E, hocaların mikrofonları açık. Soru sormak istiyorlarsa sorabilirler. El kaldıran öğretmenlerimiz. E, sanırım soru sormak isteyen yok. Peki. Değerli arkadaşlar, yurdumuzun dört bir köşesinden gerçekleştirilen bu eğitime yoğun bir katılım vardı. Katılan her bir öğretmenimize ve yöneticilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, her ayın her haftasında bir gün olarak yapmış olduğumuz hizmet içi eğitimlerimiz OGM YouTube kanalından sürekli ve kalıcı olarak yayında kalmaktadır. operatörümüz Hamza Bey ayın sonunda, ay içerisinde işlenen, paylaşılan konulara ayın sonunda OGM YouTube kanalına aktarmaktadır. Ee, sizler tekrar izleyebilirsiniz. İzlemeyen arkadaşlarımıza önerebilirsiniz. Ayrıca şu anda yapmış olduğumuz uzaktan hizmet içi eğitimin dışında değerli arkadaşlar ee, bakanlığımızın eğitimde Türkiye yüzyılı vizyonunu hizalayan üst politika belgeleri çerçevesinde uygun başlıklarda çağdaş öğrenme öğretme yaklaşımları, akran zorbalığı, kariyer rehberliği, medya okuryazarlığı gibi e, alanında çok yetkin akademisyenlerle geçen ders yıl içerisinde e, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü olarak YETEK stüdyolarında çekimini gerçekleştirmiştik. Tamamı e, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü sayfasında yayına girdi. Kısa adı ÖBA olan Öğretmen Bilişim Ağı'ndan takip edebilirsiniz. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü olarak gerçekleştirdiğimiz sunum izlediniz değerli arkadaşlar. İzleyenler öneriniz daha çok bugünkü gibi öğretmen ve okul müdürlerimizin okul yöneticilerimizin İzlemesine izlemesine vesile olacaktır. 21 Kasım Salı günü Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi e, öğretim üyelerinden Profesör Doktor Osman Samancı etkili okul liderliği hem öğretmenlerimizi hem yöneticilerimizi yakından ilgilendiren bir başlık konusunda bizlerle birlikte olacaklar. Sizlerle yeniden bir arada olmak ümidiyle hoşçakalın.